Nasıl? Evet, kimsin? Ben Müslüm Bayrak. Diş hekimliğinde okuyorum. Hı. Nerede? Ankara'da, Gazi'de. Evet. Oradan buraya Erasmus'ta geldik, Foca'ya geldik. Ne kadar oldu? 3 ay civarı oldu. Hı. Belki biraz fazla olabilir. Normalde 6 ay kalırdık ama okul izin vermediği için 4 ay kalmak zorundayız. Nerede okuyordun? Gazi'de diş hekimliğinde. Diş hekimliği kaçıncı sınıf? 5. sınıf. Evet. Sen? Siz? Ben de Arif Sezinir Yalçın. Yine beraber Ankara'dan geliyoruz. Aynı diş hekimliğinde okumaya çalışıyoruz işte. Benim 6. yılım. 6. yılım. Aynen. Bir sene uzattım. Üstümde de zaten son sene buraya gelince tanıştık desek daha doğru olur. Ha. Aynen. Yolda gördüm bize. Beraber. 6. Yani Eylül'de buradaydık. Hı. Normalde dediğim gibi Mart'a kadar burada olacaktık ama bazı sınavlardan bir türlü dönmek zorundayız. Yani şu an 3 ay, kaç ay oldu? Yani şu an 4. ay yaklaşıyor. Ve dönmek durumundasın. Aynen. Normalde 6 ay olacak. Normalde 6 ay kadar olacak. Kaç kişi kalıyorsunuz burada? Yalnız polis sorması. Başta 3 kişi kalıyorduk, şu an 2 kişi kalıyoruz. Bir arkadaşımız bizi terk etti. Arkadaşımız terk etmek zorunda kaldı. Aynen, seçimlerine. Geziye gitti aslında. Hani terk edin de. Ne kadar kira ödüyorsunuz burada? Evin kirası totalde 450 euro. 450 euro. Hı-hı. 3 kişiyken tabii. 3 kişiyken. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorduk şimdi değil, 2'ye bölüyoruz. Ayrıca faturalar da var. Diğer. Yani mesela aylık masraf ne kadar oluyor? Kişi başı. Yani kişi başı faturalar gaz hariç bir 30 euro falan oluyordu galiba. Aynen, gaz hariç 30 euro. Onu da bölüyorsun. Çok şey olmuyor, kişiye çok zarar vermiyor yani. Kaç oluyor yani, net rakam alayım. Yani kişi başı yemek hariç sadece 255 civarı. 255 euro sadece kira ve evle ilgili masraflar. Peki hibe alıyorsunuz galiba. Aynen. Ne kadar alıyorsunuz? Aynen. Aylık 500 lira alıyoruz. Ama onun %70'ini verince biraz daha az oluyor galiba. Yani %70'ini verdiler. %30'u büyük ihtimalle geri vermeyecekler. Erken döndüğümüz için. Ama siz kendi istediğiniz için mi erken dönüyorsunuz yoksa? Yok, biz kendi istediğimiz için dönmüyoruz. Ama yine de vermeyecek. Tabii, önce 6 aylık parayı hesapladılar bize. O yüzden geri kalanı vermeyecekler yani. Yemek işini nasıl yapıyorsunuz? Yemek işi değişiyor ya. Bazen dışarıdan, bazen kendimiz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar yani buraya göre gayet uygun aslında. Pizza yiyecek olsa. Yani dışarıda bir şey yiyecek olsa. Aldığınız eBay'e göre. Yani aldığımız eBay'e göre. Güzel ya, aldığımız eBay'e göre yeter bize. Aldığımız çok... eBay'e göre yetmeyebilir aslında. Yani. Sürekli dışarıda yesek yemeyiz. Evet. Ama evde yapınca kira falan çıktıktan sonra. Genelde evde mi yiyorsunuz? Genelde evde yiyorsunuz. Evet. Güzel zaten yemeklerin tadı. Hani malzemeler de güzel. Makarnanın tadı güzel, sütün tadı güzel. Hı. Domates sosu da güzel. Valla yaşayabiliyoruz. Her şey güzel. İlk geldiğinizde burada neye şaşırdınız mesela? Neyi ilk geldiğimde en çok şaşırdığım bu siesta olayı. Siesta? Öğlen kimse kalmamıştı mesela burada. Çıkıyoruz dışarıda, her yer kapalı. Dükkanlar zaten benim Türkiye'deki gibi değil yani. Kepenkler kapalı her yer. Hiçbir yeri göremiyorsun. Ölü şehir gibi oluyor. Öğleden sonra her şey bitiyor. Hadi ya. Kaçtan kaçın? Değişiyor. Yani 1.30'dan 4.30'a genelde siesta. Yani aç kaldın, susuz kaldın, hiçbir şey bulamıyorsun. Öyle etrafı dolaşıyoruz. Kimse yok, ölü şehir gibi. Ama şeyler de şaşırmıştım.
international marketleriniz aynen, her aynen. zaman çalışıyor, her daim. Pakistan'da aynen. Kebapçılar ve Pakistan'dayılarımız siesta yapmadan gece gündüz çalışıyorlar. Gece 2'ye kadar, 3'e kadar kebap yapan ve international marketleri siesta yapan dayılarımız sayesinde hiç aç kalmadım. Baba kebap mesela değil mi? Baba kebap. Müthiş bir isim. Buraya o şeyi koyabiliriz. Aynen. Şu an giriyor. Buradan giriyor. Yani genel olarak dışarıya çıkıp. Nereye zaten çıkıyor? Burada yani hayat 9'dan sonra falan başlıyor akşamları. Hı hı. Yani ben ilk başlarda bu Botellon yaptığımız bir yer vardı. Botellon ne? Botellon bu İspanyollara özgü galiba. Şarap ve kola karıştırıp işte dışarıda alkol alıyoruz. Aynen. Mekanlara gitmeden önce aynen. Orada para ödememek için. Aynen. Bence aynen. Dışarıda. Zaten burada mekanlarda oturacak bir yer yok. Herkes ayakta. Böyle masadır, şeydir. Çok mekanda içen de yok yani. Hı. Alıyorsun mekandan dışarıda, sokakta. Ortam nasıl burada? Ortam iyi gibi yani. Karşılaştıracak bir şansımız olmadı. Türkiye'de karşılaştırırsan mesela. Türkiye'de karşılaştırırsan. Yani ortam... Burada gece çok hayat olmuyor. Türkiye'deki gibi. Herkes, yani aile ne yapayım, 9'dan sonra. Sadece hafta sonları. Hı. Cumartesi, cuma. Ben yani burada yaşayanlardan yani, bahsediyorum. Aynen, İtalyanlar için mesela. Hı. Genelde çok çalıştıkları için herhalde çıkmıyorlar. Çok çalıştıkları, çok çalıştıkları da söylenemez ama. Biraz yorumunca. ben öyle düşünüyorum. Biraz uyuttansam bilmemeler lazım bir de. Aynen. O yukarı yoruyor. Siyasetlere çalışıyorlar ama. Yani onun dışında. Sence nasıl? Bence güzel ya, ben seviyorum. Yani sevmeyen çok insan var ama İtalyanlar da. Erasmus'u olup sevmeyen çok mu? Yok, Erasmus'u olup. Aynen, Erasmus'u olup sevmeyen de var. Ortamı. Ortamı da, şehri de. Sonra... İnsanlar nasıl peki? Mesela milletlere göre ırkçılık yapacak olursak. İtalyanlar nasıl? İtalyanlar. Diğerlerini gördük mü? İspanyolları biliyoruz. Yeah. Aynen İspanyol. Ama İspanyolların da yani şeylerini biliyoruz belki. Hani kötü insanlarını görmüş olabilir sadece. Çünkü yani, İspanyollar iyi insanlar da. İspanyollar kötü mü? Böyle bir şey mi var? Yani? Kötü anlamında. Yok, kötü anlamda değil. Yani sadece şey hani genelde bizim. Şey oluyor yani buradakiler İspanyollar. Daha mantıklı kelimeyle özetle mi? İtalyanlar. Evet işte. İyi insan. Yani beklediğim gibi değil. Ben çok büyük beklentiyle geldim. Bana böyle ve herkes şöyle gerçi yani Türkiye'de tanıştığım İtalyanlar daha doğrusu. Güneydekiler daha sıcakkanlı. Kuzeye göre yani daha çok yardımcı olurlar falan. Yani yardımcı olan sıcakkanlı çok var da beklediğim kadar değil. Peki Erasmus milletlerinden bahsedelim. Türkler? Türkler yani bence eğlenceli genel olarak. Evet. Çok az. Türkler de beklentimiz çok düşük ama beklentimiz yüksek. Çok kötü olabilirler. Aynen. İyi. Yüksek performans gösterdiler. İyi insanlar var Türklerin arasında. Peki İspanyollar? Yani İspanyollar genelde kendi aralarında takılıyorlar. Bence onların hani bir dil sorunu olmalı. Yani bir dil problemi olmalı. İnsanlar arasındaki iletişimi kuramayacak kadar bir dil yeterliliğine sahip olmamış olabilirler. Onun için. Çünkü Gezi'de falan da biraz konuşuyoruz. Tek tük var aralarında. İngilizce bilen. Buraya geçeceğim. Ukraynalılar. Ukraynalılar. Güzel diğer insanlar. Milletler içinde en sıcakkanlı Ukraynalılar galiba. En sıcakkanlı. Ben cana yakın. Düşünüyorum. Başka? Yok ya. Ben genel olarak. Marina ile Mariette de iyi yani. Ama iki kişiler de belki. Onlar Fransız mı? Yani. Aynen. Fransız yani. Ukrayna karşılaştırma yaparsa. Yani, başka hangi millet var ki? Erkekler için çok az şey var. Bence Türkler. Yani Türk, İspanyol ve Ukraynalı çok ya. Aynen. Onların içinde aynı. Onların içinde bence. Yoksa evet. Ben Rusya'da geliriz. Ondan sonra
Ermeni sınavına gireceğiz. Tek kişiyle değerlendiririz. Hani Ukraynalılar iyi insanlar, sıcak kalan insanlar. Gerçekten birbirlerinin değerini bilen insanlar. Aynen. Gece de çok sıcak kalan. Doğru. Kendi tecrübelerimle. Alışma süreci zor oldu mu? Alışma süreci? Alışma süreci? Yani ben hiç zorlanmadım aslında. Ya başarı biraz... Başlarda biraz Yunan'ın değerini tamamlamıyorsun, ağzında çok mu bilemiyorsun, ondan sonra siestolar falan. Tabii ilk başta bir şey oluyor yani, anlama aşaması ben oluyor. Bir ay falan herhalde ben ne oldum tamam ne oldum. Aynen bu dil hele şey oluyor yani, biraz sıkıntı oluyor insanlarla anlaşmak için. Yani markete falan gidiyorsun, bir şey de bilir, kasada bile adam sana poşet ister misin diye soruyor, yüzüne bakıyorsun, yani, bir daha soruyor, bir daha yüzüne, aynen. Bir daha yüzüne bakıyorsun. Poşetler ücretli tabii bu arada. Aynen ona. Onu biz sonradan fark ettik. Abi başka bir şeyde, Rispal Mekası da 5 cent. Yani ücretsiz marketler de var ama genel aynen olarak ücretli. Pakistan bayırlar ücretsiz veriyor poşet. Hem de çok kaliteli poşet onlarınki. Bayağı komik. İşte bu dil problemi biraz şey yapınca hani çok basit şeyleri öğrendikten sonra biraz daha rahat oluyor. Biraz daha moralin düzeliyor. Hissediyorsun, iyi hissediyorsun. Buraya gelecek olanlar ne getirsin? Neyi unutmasın ya da neye dikkat etsin? Ya getireceklerse, çünkü önceden herkes burası sıcak oluyor diyor da, bir bot getirsinler yani. Üşüyebilirler. Ben öyle bir şey... Ya da bot getirmesinler yani, burada alsınlar. Şeyden... yok yok. Yani çok şey yapmasınlar yani, insanları kanmasınlar. Çünkü herkes burası çok sıcak, çok sıcak, aşırı sıcak diyor. Hani gerçekten hiçbir şey getirmiyorsun. Üstüne bir hırka mırka getirse iyi olur. Çok da sıcak olmuyor. Yani ben de... Burada kar yağmıyor, daha hiç kar yağmadı ama... Yağmur falan bazen... Arka arkaya günlerce yağlıyor. Şimdi... Getirecek bir şey var mı? Fotoğraf makinesini getirsinler. Yani analog fotoğraf makineleri varsa ağır diye getirmemezlik yapmasınlar, sonra pişman olurlar. Bir de şey getirsinler. Çok önemli bak. Yanında bir enstrüman falan getirsin. Aynen. Gitar olur. Benim mızık adam olur. Ben hafif diye getirdim de belki başka bir şey olsa getirmezdim belki. Ama ne varsa getirsin yani. Çok aşırı işe yarıyor. Beraber güzel eğleniyorlar. Ha, müzik geceleri... Yapabilirler, yapsınlar. Yaptınız değil mi? Biz burada yaptık, müzik gecesinin yılları giriyor. Aynen, oradan yaptığımız şeyler çok güzel oldu. Onlar da ya, bilmiyorum ki. O işte onlar güzel insanların sonucu hani. Hani belki on, başka insanlar olsaydı belki hiç öyle bir şey olmazdı. Evet. Belki de çok daha mükemmel şeyler de olabilirdi. Ama işte o müzik gecesi olsun, beraber yaptığımız geziler olsun, dağa çıkıp trekking yaptığımız günler olsun. Onlar hani... Dağdan kesin... daha bağırdığımız günler olsun. Orada videosu var mıydı onun? Yok, abi yok hakikaten. Cevap geliyor ama karşı tarafında cevap geliyor lan sana. Onun ütesini çeksek güzel olurmuş ya. Nereleri gezdiniz? İçeride mi dışarıda mı? Hayır. Mesela buraya gelen bir Erasmus öğrencisi nereleri gezmiş, gezebilir. Gezecek olabilir. Gezmeyi bekleyelim. Yani bence bütçesi az ise, hani başka şeylere gidebilecek bir bütçesi, hani hiç parası yoksa şeye gidebilir hani. Gargan. Yok cidden. Yok ya, çok rahat. Aynen. Gargan'ın oralara gidip oralarda çok güzel yani. Matinata, Mafya'dan yani. 2 liraya gidip 2 liraya geliyorsun. Çok da güzel hani. Hani çoğu şehirden belki de hani yurt dışına gidebileceği şehirlerde daha güzel manzaralar da olabilir orada. Viesta'dır, Mafya'dan, Matinata'dır. Orada yukarılarında bir ormanlar falan, orada yürüyüş yapabilir. Trekking rotaları var bayağı fazla. Çok hani yeter bile, artar bile. Benim için çok güzeldi onlar. Biz de ilk oraya gittik zaten. Aynen. Ama Esenel'e oraya gittik. Esenel'e gidince pek zevkli olmadı. Ondan sonra tek başına gidince... Esenel ne? Erasmus topluluğu diyelim. Yani ne iş yapıyorsun? Yani bunlar genelde Erasmus'ta gelen öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Acaba? Ne bileyim, biz ev mesela onlar sayesinde olduk. Yardımcı oldular. Evet. İlk başta gayet... Aynen. İlişkiler nasıl burada? Böyle kız arkadaş falan bulmak kolay mı? Kız arkadaş demeyelim de sonuçta herhangi bir şey. Arkadaş bulmak da kolay. Sevgili ya da... Sevgili ol senin... Yani kendi harcın. Yeteneğine. Yani bari. Ama burada yani buraya gelenler zaten daha... Nasıl diyeyim? Açık fikirli. Yani Türkiye'den kolay mı zor mu? Kolay ya, ben her türlü kolay. Ya da bilmiyorum. Türkiye'den daha kolay. Ama Türkiye'de daha çok seçeneğin var. Yani
Burada çok... sonuçta İtalyanca çok bilmiyorsun. Sadece... Anladım. Yani... Sadece Erasmus'larla iletişim için de olabiliyorsun. Tabii. Ya da İngilizce bilen kaç kişiyle. Aynen. İtalyanlardan da var ya Erasmus. Daha önce Erasmus yapan İtalyanlar oluyor. Sağda sola tanıştığın. İngilizce iyi konuşanlar. Hmm. Onlarla da konuşabiliyorsun. Burada peki özlediğiniz bir şey var mı? Türkiye'den. Ben bir oradaki arkadaşlarımızla dinledim. Başka bir şey anlamış kalmıyor. Ailenin arkadaşlarım falan gibi şu an. Yer olarak, yüzde olarak. Çok fazla bir şey yok gibi. Yani şu an aklıma gelmiyor. O kadar yani. Yani. O kadar da... Çok özlediğim bir şey yok demek ki. Ulaşım? Ulaşım. Yani burası küçük bir şehir. Yani bizim okul mesela... Yani şehrin diğer ucunda. Biz bir ucundayız. Yürüyerek gidip geliyorduk gittiğimiz zamanlar. Yani 15-25 dakika falan sürüyordu, 25. Evet. Ama genelde insanlar şey yapıyor burada, ikinci el bisiklet satılıyor. Hı. Gidip kendine alırsan... Bir daha başla. Ben bitirseydim bari. Bir şeyler mi böyle? Bir şeyler yap diyemez, cümleyi bitir dedim. Çünkü pil bitiyor. Neyse, yeter bu kadar.